Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Denge Kimya Ar-Ge yöneticisi Deniz Güneş. Hoş geldiniz Deniz Bey. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Davetinizden çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde biz çok teşekkür ediyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Deniz, Deniz Güneş. Denge Kimya Araştırma ve Geliştirme Departmanı'nda yönetici olarak görev yapıyorum. Kimya mühendisi, yıldız çıkışlıyım. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya alanında yüksek lisansımı tamamladım. Yine aynı üniversitede ve aynı birimde doktorama başladım. Profesör Doktor Niyazi Bıçak danışmanlığında. Kendisini hayatını kaybetti. Buradan kendisini rahmet ve sevgiyle anmak isterim. Denge Kimya'da yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum. Doktoramın da denge kimya ile bağlı olduğu konu silikon esaslı endüstriyel çözümler. Keyifli bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Yaklaşık 8 tane yayınım var. Bununla birlikte bir tane uluslararası patentim var. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren araştırmacılardan bir tanesiyim aynı zamanda. Böyle ifade edebilirim diye düşünüyorum. Harika, çok güzel bir eğitim almışsınız. Akademik kariyerinizden ötürü çok tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ar-Ge konusu çok önemli çünkü firmaların ileri gitmesini sağlayan bir bölüm. Acaba öncelikle şu konuyla başlamak istiyorum ben. Ülkemizde Ar-Ge yatırımlarına gereken önem veriliyor mu, gereken yatırım yapılıyor mu? Çok teşekkür ederim, çok güzel bir soru. Araştırma ve geliştirme ülkemizde gittikçe önem arz eden bir konu haline geldi. Yakın zamanda, ya şöyle söyleyebilirim, yaklaşık 10 yıldır önemli bir yatırım söz konusu araştırma ve geliştirme departmanlarına, araştırma ve geliştirmeye. En son 2 gün önce TÜBİTAK tarafından 1501 çağrılarını, yani sanayi tarafındaki araştırma ve geliştirme konularına destek açıklandı. Ben bunun gittikçe daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü ülkelerin büyümesinin araştırma ve geliştirmeyle mümkün olabileceğine inanıyorum. Bence ülkemizdeki araştırma ve geliştirme teşvikleri daha da artabilir. Fakat eskiye nazaran daha iyiye gittiğinde inanıyorum ve görüyorum. Böyle yanıt Harika, vermek isterim. Çok önemli. Güzel projeler üretilirse hem ülkemizde hem yurt dışından, Avrupa Birliği'nden de destekler geliyor esasında. O yüzden daha iyi projelerin üretilmesini de temenni ediyoruz. Kesinlikle, Çok güzel. Çok haklısınız. Çok kritik bir konu. Önemli. Peki firmanız hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki seve seve. Denge Kimya 93 yılında Halil Bey tarafından, Halil Aksoy tarafından kurulmuş bir firma. Yaklaşık 30 yıllık bir tekstil tecrübesi var firmamızın. Bununla birlikte 2016 yılından beri Türkiye'nin 308. kimya alanında ise 18. araştırma ve geliştirme departmanı, Ar-Ge merkezi. Baktığımızda bu tesisimizde yaklaşık 30 tane araştırma ve geliştirme personeli çalışmakta. Denge Kimya'yı şöyle tanımlamak çok doğru olacaktır. Butik bir kimya firması. Neyse. Bunu çok samimiyetle ve inanaraktan söylüyorum. Denge Kimya Türkiye'de birçok ilki başarmış. Aynı zamanda müşteri memnuniyetiyle beraber çalışan memnuniyetine de önem veren ve sürekli öğrenen, çalışanlarına öğreten, tabiri yerindeyse yaşayan bir organizasyon aslında. Ne güzel. Çünkü çalışanların motivasyonu yükselince daha verimli çalışıyorlar, değil mi? Çok haklısınız. Bu anlamda da firmamızın yürüttüğü birçok çalışma var. Bu nedenle sanırım firmamız Türkiye'de birçok ilki başarmanın da aynı zamanda gururunu yaşıyor. Evet. Bir iki örnek verebilir misiniz acaba? Tabii ki çok mutlu olurum. Bir tanesi de benim içinde olduğum bir organizasyon. Türkiye'de ilk defa benim de içinde bulunduğum bir ekip tarafından geliştirilmiş sadece Ar-Ge'ye dayalı bir ürün grubu var. Evet. Bu ürün grupları duvar boyaları, endüstriyel boyalar, dekoratif boyalarda kullanılan additive, yani çok az kullanılıp etkisi yüksek olan malzemeleri içeriyor. Dansurf markasıyla artık polisana, diyo boyaya, filli boyaya, Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki birçok firmaya Denge Kimya bu ürünleri ticaretini başlatıp satmaya başladı. Denge Kimya'nın stratejileri hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki seve seve. Öncelikle Denge Kimya bu ekonomik buhran döneminde yurt dışına ihraç etme konusunu birinci önceliği olarak belirlemiş durumda. Bunu yaparken de silikon esaslı ürünlerde çok daha farklılaşma hedefliyor. Silikon esaslı ürünler demişken bugün kullandığımız rujlardan, evlerdeki süngerlere kadar, giydiğimiz kıyafetlerin yumuşatılmasından,
tarımda kullanılan silikon esaslı yardımcı kimyasallara kadar birçok noktada aslında silikonlar hayatımızda. Evet. Bununla birlikte bir diğer stratejimiz bizim su bazlı poliüretan dispersiyonları. Bu anlamda da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş durumdayız. Buradaki proje yöneticimiz Derya Hanım'ın sayesinde, bir evvelki yöneticim Refik Bey'in sayesinde ve Halil Bey'in sponsorluğunda dünyada sadece sayılı firmanın yapabildiği bir ürün grubunu artık denge kimyada üretmeye başarabildik. Bu anlamda da su bazlı poliüretanlar anlamında da gelişmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz. Yine Design Next Green ile yine kaplama ürün gruplarında denge kimyayı gelecekte çok daha iyi bir yerde göreceğimizi düşünüyorum. Bunlar ekolojik dengeye de uygun değil mi? Şöyle, zaten bu konuda sürdürülebilirlik anlamında firmamızın hedefleri arasında. Umarım ilerleyen sorularda bununla ilgili bir sorunuz olur. Ben de bunu seve seve yanıt vermek isterim. Çok önemli. Çünkü ekolojik sistem o kadar önemli ki artık sürdürülebilirlik konusu çağımızın en önemli konularından biri. Bu konuya şimdi biraz daha detaylı değinebilirsek çok memnun olurum. Tabii ki seve seve. Firmaların hedeflerine baktığımızda gelecekte var olabilmeleri için özellikle de Z kuşağının bakış açılarını dikkate almadan mümkün değil. Z kuşağı şunu istiyor. Ben yaşanabilecek bir dünya istiyorum. Tabii. Bunu yerine getirebilmek için de bazı önlemler almamız gerekiyor. Birkaç örnek vermek isterim müsaadenizle. Buyurun. Bir tane kot pantolonun üretilebilmesi için yaklaşık 4 ton su tüketiliyor. Oo. Çok yüksek bir rakam. Evet. Veyahut da bir tane tişört, 250 gramlık bir tişörtün biz mağazada satın alıncaya kadar yaklaşık 1 ton su ihtiyacı var. Çok fazla. Şimdi buralarda denge kimyanın birçok çözümü var. Bu çözümlerin Design Next Green konsepti altında şu an çalışmaları yürütülüyor ve önümüzdeki dönemler çok daha hayatımıza girecek. Bir firma gelecekte var olmak istiyorsa buralarda muhakkak çözümler üretmeli, farklılaşmalı. Biz de bu çözümlerimizle, bu farklılıklarımızla müşterilerimize her zaman hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir başka konu, müşterimiz kullandığı enerjiyi kısmak istiyor. Çünkü biliyorsunuz artık enerji evet, maliyetleri yükselmiş durumda. Buralarda müşterinin bir tişört üretme süresini yarım saatten 10 dakikaya indirebiliyorsak bu çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Bütün amacımız buralarda kimsenin yapmadığını yapabilmek, bir ilki yani başarmak. Kaynakların çok verimli kullanılması lazım. Çünkü kaynaklarımız kısıtlı ve tükeniyor. Kesinlikle çok haklısınız. Bunu yaparken de şu an denge kimyanın yaptığı gibi kanola yağından yumuşatıcı yapılması gibi birçok projeye de hayat verebiliyoruz. Dünyanın da buraya gittiğini görebiliyoruz. Hatta yosunlardan hayatımıza giren birçok duş jellerinde, şampuanlarda kullanılan köpürmeyi sağlayan kimyasalları artık üretmeye başladı dünya. Harika. Biz de buralarda konumlanmak istiyoruz ve buraların bir parçası haline gelmemiz gerekiyor. Çünkü Ar-Ge böyle bir şey. Harika. Dünya çapında işler yapıyorsunuz. Çok tebrik ediyorum tekrar. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir acaba? Müşterilerimiz aslında denge kimya olarak biz doğrudan son kullanıcıya hitap etmiyoruz. Yani bir şampuan ya da bir duş jeli satmıyoruz. Biz sanayide bu kimyasalları, bu formülasyonları hazırlayan firmalara ticaret yapıyoruz. Müşterilerimiz de şunu bekliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Müşterilerimizin de müşterileri var. Evet. Müşterilerimizin müşterileri şunu bekliyor. Kesinlikle doğal bir ürün istiyor. Sürdürülebilir bir çözüm istiyor. Aynı zamanda bir fark yaratmak istiyor. Çünkü müşterilerin beklentileri her zaman başkalarıyla da rekabet edebilmek adına farklılaşmak. Ben daha iyi nasıl yapabilirim? Bu hiç dünyada yok. Bunu yapabilir miyiz? Müşterilerimizin beklentileri bu anlamda. Kimsede olmayan bir şey var mı? Bunu birlikte yapabilir miyiz? Denge kimya. Bunu birlikte yapabilir miyiz? Deniz diye geliyor bize. Evet. Peki işinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir acaba? Aslında kimya gerçekten çok keyifli. Evet. Ama aynı derecede de zor. Çünkü sürekli böyle kendi kendine özveri yenilenen isteyen evet, de bir iş yani. Yani aklıma şey geliyor, Madame Curie, Pierre Curie. Hadi düşünsenize, çok güzel bir örnek hayatlarını verdiniz. Vermişler evet, yani ne evet, kadar radyoaktivite konusu ve bu yolda da hayatlarını kaybetmişler. Yani o gerçi eşi kaza sonucu kaybetti ama evet, kendisi de Pierre sağlığını Curie büyük ölçüde o deneylerini yaparken radyoaktiviteyle karşılıklı olmaktan kaybetti. Aslında bu bir aşk tabii konusu. Bu bir oradan heyecan duyma, tutku duyma konusu, kimya konusu. Bunu yapabildiğiniz zaman hayatta her şeyin önüne geçiyor diyebilirim. Bu işin zorluklarından bir tanesi, bazen yaptığınız deneyin sonucunu bilmiyorsunuz. Evet. Ve hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Tabii.
ve sürekli olarak kendinizi yenilemek, değiştirmek, öğrenmek. Pes etmeyeceksiniz. Pes etmeyeceksiniz, devam. Evet. Değil mi? Aynen, ama keyifli tarafı da çok güzel. Çünkü bir ilki başarmak kadar insanı motive eden, mutlu eden bir şey yok çoğu zaman. Evet, çünkü Orada, emek veriyorsunuz değil mi? Karşılığını alıyorsunuz. evet, ve kendinizle gurur duyuyorsunuz. Evet. Daha da önemlisi, isminiz literatüre geçiyor artık. Evet. Yani bugün birçok isim reaksiyonları var. İsim reaksiyonları o reaksiyonu bulduğu için artık literatürde. Yarın bir gün deniz reaksiyonu diye bir şey duymak isterim açıkçası. Yeni bir şey keşfettiğimiz zaman, çünkü bunlar Umarım. literatüre giriyor. Ben başarılarınızın Çok devamını diliyorum. teşekkür En ederim. kısa Çok sağ olun. zamanda amaçlarınızı ulaşmanızı temenni ediyorum. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben sanırım yaptığım işten heyecan duyuyorum. Bu benim Evet. en güçlü olduğum taraflardan bir tanesi. Bir de severek yapıyorum bunu. Sevdiğiniz zaman bir işin sonu kötü bitse de hemen onu nasıl iyileştirebilirim, düzeltebilirim diye bir heyecanla tekrardan Çok çözüm önemli. bulmaya doğru gidiyor. Motivasyonunuzu yüksek Kesinlikle. tutuyorsunuz. Bizim işimiz aslında biraz puzzle yapmaya benziyor. Puzzle yaptıkça öğreniyorsunuz, öğrendikçe daha çok üretken hale geliyorsunuz. Ben de o puzzle'ı çözmeyi seviyorum diyebilirim. Çok önemli. Hayatımızın büyük bir kısmı çalışarak geçiyor. Evet. O yüzden çalışırken mutlu olmak Kesinlikle. bizim mutlu olmamızı sağlıyor. Çok Çok haklısınız, evet. önemli bir konu o yüzden. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük sorun neydi ve bunu nasıl aşabildiniz? Aslında uzunca yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Birçok zorlandığım nokta var. Fakat ilk başta zorlandığım konu aklıma geliyor şimdi. Ekonomi konusu. Ekonomi olarak bir bilim insanının kesinlikle yaşam ya da geçim derdi olmaması gerektiğini Tabii. düşünüyorum. Bu sorunlar olduğu zaman, çünkü bilime Mümkün değil. odaklanamıyoruz. Odaklamamız mümkün olmuyor. Mümkün değil. Bunu çözebilmenin tek yolu da üretken olmak. Tabii. Ürettiğiniz zaman o problemleri çözüyorsunuz, önünüze daha rahat bakabiliyorsunuz, imkanlarınız artıyor. Bence en büyük konu buydu. Ben bunu çözebildiğimi düşünüyorum. Çok önemli. Bununla ilgili Türkiye'de birçok ilki yapabilmek, ısıya dayanık silikon reçineleri üretebilmek, Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı dispersiyon ajanlarını üretebilmek, ilk defa denge kimyanın yaptığı hava atıcı silikonları üretebilmek inanılmaz keyifli zaten. Bu önce bir imajinasyon gerektiriyor değil mi? Tabii. O hayal geliştirme yeteneği içinde biraz relax olmanız lazım. Çok Yani haklısınız. endişeler sizi bloke eder çünkü. Çok haklısınız. Odaklanmak ve işin sonunu getirebilmek çok önemli. Çünkü bir araştırma, geliştirme demek, oraya da bir yatırım demek aynı zamanda. O yatırımın Kesinlikle. da muhakkak bir dönüşü olmalı ve bu dönüş ülkeye muhakkak bir pozitif katkı olarak geri dönmeli. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir ve sizin en büyük başarınız neydi? Bence başarı ilkleri yapabilmek, ilkleri gerçekleştirebilmek. Benim bu anlamda birçok başarım oldu diye düşünüyorum. Rahmetli danışmanım Profesör Doktor Niyazi Bıçak varlığında dünyada ilk defa suda çözünebilir, düzeltiyorum, tamamen çözülebilir polifenilen metilen sentezleyebilmek benim için çok büyük bir başarıydı. Harika. Bu proje Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından da destek gördü. Çok başarılı, verimli bir projeydi. Kesinlikle. Bununla birlikte yakın zamanda İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen, İKMİK tarafından düzenlenen bir yarışmada bor kullanaraktan geliştirilen poliborosiloksanlar, yani ısıya dayanıklı silikon reçinelerde bor kullanımıyla ben birincilik ödülü kazandım. Bunun da Harikulade. ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemize de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok önemli. Çünkü ülkemizde bor bulunuyor fakat teknolojisi çok zor. Çok O haklısınız. açıdan bir katkıda bulunmak yani bizi dünyayla rekabet edecek noktaya getirir. Çok haklısınız. Ülkemiz dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70-80'ine sahip. Çok önemli. Dolayısıyla buradan geliştirilebilecek herhangi bir ürünün hayatımıza girmesi ve Türkiye olarak daha katma değerli bir ürün üretmemiz bence paha biçilemez. Kesinlikle çok önemli. Peki işinizde hedeflediğiniz konum nedir? Aslında ya ben kişisel yapı itibariyle konum çok önemsemiyorum. Ama her zaman üretken olmak, çalıştığım firma için verimli olabilmek benim için bir motto. O bir sonuç oluyor esasında. Siz işinizi iyi yaptığınız zaman Evet. başarı ve mertebe zaten geliyor. Haklısınız. Benim başıma da zaten bunların hepsi geldi açıkçası. Eminim. Fakat gelecekte bu başarıları aynı zamanda kendime ait bir organizasyon ile de taçlandırmak gibi bir düşüncem var. Harika. Firmamızın da bu yönde çok örnek var. Yani Evet. firmamızın bu yöntemle desteklediği çok sayıda örnek var. Ben de firmamızın desteklediği girişimlerden bir tanesi olmayı düşünüyorum, planlıyorum. Çok çok güzel bir hedef. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Şöyle söyleyebilirim, kimya ile uğraşan, araştırma geliştirme ile uğraşan herkese lütfen severek yapmalarını öneriyorum. Severek yaptığımızda, heyecan duyduğumuzda sonuçlar zaten peşi peşine geliyor ve biz çok daha mutlu bir atmosferde, çok daha mutlu bir kondisyonda çalışma imkanı yakalayabiliyoruz. Kesinlikle. Deniz Bey, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok teşekkür Fakat ederim. programımızın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.